Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konuk olduğu programda gazeteci Nagehan Alçı'ya "Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından biri olarak görüyorum" dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Habertürk gündem programında kanalımıza abone olmayı, videoyu Nagehan Alçı ve Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı. Program sırasında Özdağ bir soruya yanıt olarak Alçı'ya yönelik "Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum" ifadesini kullandı. Bu ifadelerden sonra Alçı ise "Siz benim hakkımda çok ağır şeyler söylediniz. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben sizin bir masum Afgan bakkal açtı diye onu fotoğraflayıp hedef göstermenizi ne de obez Suriyeliler diye ırkçı paylaşım yapmanızı burada dile getirmiyorum" ifadelerini kullandı. Nagehan Alçı Ümit Özdağ sorduğu sorusunda şu ifadelere yer verdi. "Siyasi suikastler olabilir" iddiasını konuşunca "Siz vahim bir takım iddialar ortaya attınız. Şimdi ben bir iki yazı yazmıştım geçtiğimiz hafta parlamenterizmle ilgili. Türkiye'nin mevcut kutuplaşması, gerilimi giderek artabilir. Siyasi suikasti kastetmedim. Öyle bir şey de öngörmüyorum. Kendi adıma bu açıklamayı yapayım ama toplumsal gerilim artarsa karşılıklı seçim atmosferinde çatışmalar yaşanabilir. O yüzden muhalefet parlamenter sisteme geçmek istiyorsa bir şekilde iktidarı ikna etmeli ve bu seçimlerden önce birlikte oturarak bir yol aranmalı demiştim. Siz de parti programınızda çok güçlü bir şekilde parlamenter sisteme geçişi yazdınız. Dolayısıyla sizin sistem değişikliğiyle ilgili öngörünüz nedir? Nasıl bir yol haritanız var? Bu değişiklik sizce nasıl olacak?" Özdağ ise cevap olarak "Nagehan Hanım, doğrusu sizin bu tespiti yapmanızı değerli buluyorum. Türkiye'nin toplumsal geriliminin zirvesini yaşadığını ifade etmeniz önemli. Çünkü ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum" dedi. Nagehan Alçı ise "Çok ağır şeyler söylediniz. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Siz kendi küçük dar kadronuzu benim üzerimden kendinizi dinletmek için bir şey söylemeye çalışıyor olabilirsiniz. Ben size son derece büyük bir saygı içinde oturdum ve partinizi tebrik ettim. Sükunet içinde sorularımı sormak için buraya geldim" diyerek tepki gösterdi.